Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında nefis bir yoğurtlu mantı çorbası yapacağız. Çorbamız için şöyle tenceremizin içerisine 6 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 2 su bardağı kıymalı mantımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ardından biraz da tuz ekleyelim. 1 2 ve 2,5. 2,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir kere daha karıştırıp mantımızı haşlanmaya bırakalım. Mantımız haşlanırken biz de çorbamızın yoğurtlu terbiyesini hazırlayalım. Şöyle kabımızın içerisine bir çorba kasesi yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından bir adet yumurta sarısı, silme bir tatlı kaşığı un, yoğurdumuzun kıvamını açmak için de şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar su ekliyoruz. Ve harcımızı şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, terbiyemiz hazır. Evet, mantımızı tam 10 dakika haşladık. Şimdi haşlanmış nohutumuzu ekleyelim. 1 su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekledik. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi çorbamız tekrar kaynara düşsün. Ardından terbiyemizi ekleyeceğiz. Evet, çorbamız tekrar kaynara düştü. Şimdi çorbamızın terbiyesini ekleyeceğiz. Arkadaşlar, yoğurdumuzun kesilmemesi için mantımızın suyundan 1-2 kepçe kadar alıp yoğurdumuzu ılıştıracağız. Bir kepçe ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ardından bir kepçe daha ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi terbiyemizi yavaş yavaş çorbamıza ilave edeceğiz. Ederken de bir yandan sürekli kaşıklı karıştıracağız. Şimdi çorbamızı tekrar kaynamaya bırakalım. Evet, çorbamız kaynara düştü. Şimdi ocağımızın altını kısa alalım. Çorbamızın kıvam alıp özleşmesi için 6-7 dakika kadar daha pişirelim. Çorbamız pişerken biz de tereyağlı sosumuzu hazırlayalım. Şöyle sos tavamızın içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Yağımız tamamen erimeye başladı. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı da kuru nane ekliyoruz. Şöyle yaparak karışmasını sağlıyoruz baharatlarımızın. Ardından şöyle 5-6 saniye kadar daha ocakta tutup hemen alacağız. Çok fazla nanemizi yakmak istemiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen ocağımızın altını kapayalım. Ve sosumuzu hemen çorbamızın üzerine dökelim. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı. Çorbamızı şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, çorbamız da oldu artık. Yaklaşık 7 dakika kadar pişirdik. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Tenceremizin kapağını da kapayıp çorbamızı bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Ardından servis edeceğiz. Mantı çorbamız servise hazır. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvamında nefis bir çorba oldu. Hemen kasemizi alalım. Şöyle yakından da kıvamını göstermek istiyorum.
Çok pratik ve doyurucu, harika bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.